Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir diyelim. Cümleten hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere arkadaşlar Scrooge Online Esport üyelik nasıl alınır? Hesap nasıl oluşturulur? Bunu dikkatli bir şekilde sizlere bu video içerisinde elimden geldiği kadarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuza başlamadan önce YouTube kanalıma hala abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız da sevinirim. Hazırsanız hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Arkadaşlar, burada iki farklı Espot sürümü yer alıyor. Birincisi Scrooge R sürümü için geçerli olan, diğeri de International yani International olan Scrooge Online sürümleri için geçerli ve private sunucular için geçerli olan bot sistemi. Şimdilik öncelikle olan yapmanız gereken şey arkadaşlar bir tane üyelik almak ya da hesap oluşturmak. Hesabınız varsa zaten buradan esportunuzu indirip gerekli ayarlamalarını yaparak oyun içerisinde kullanmaya başlayabilirsiniz. Öncelikle olarak bizim yapmamız gereken üye olmak ya da hesap oluşturmak. Burada giriş yapmak veya kayıt olmak diye iki tane seçenek yer alıyor. Kayıt olmak seçeneğini işaretliyorsunuz arkadaşlar. Buraya bir defa bastığınızda burada bizden istenilen şeyler kullanıcı adı, e-posta adresi yani mail adresiniz, şifreniz, doğum tarihi, gün, ay, yıl şeklinde ve bulunduğunuz konum ile ilgili burada oturduğunuz ya da ikamet ettiğiniz ili belirtmeniz gerekiyor. Ardından burada şartları ve gizlilik politikasını kabul ediyorum kutucuğunu işaretledikten sonra arkadaşlar, yani buraları tamamladıktan sonra ve burayı da işaretledikten sonra kayıt olmak butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra mail adresinize bir tane aktivasyon kodu gidecektir. Onu onaylamanız gerekiyor. Yani hesabınızı aktifleştirebilmeniz için. Onu da aktifleştirdikten sonra arkadaşlar Espot'u satın almak ya da işte parayla eğer satılıyorsa satın almak zorundasınız. Eğer bu bot ücretsiz kullanılıyorsa bilgisayarınıza indirip gerekli ayarlamalarınızı da yaparak arkadaşlar Espot programını kullanmış olduğunuz oyun sisteminiz içerisinde kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdilik bizim yapmamız gerekenler arkadaşlar buradaki boş alanları doldurmak olacak. Hemen şöyle hızlı bir şekilde sizlere de göstermek adına burayı dolduruyorum. Bakın, eğer bir hata alırsanız kullanıcı adıyla ilgili büyük ihtimal kullanıcı adı kullanılıyordur ve o yüzden kabul etmiyor olabilir. Farklı bir kullanıcı ismi ya da adı belirleyerek kullanıcı adınızı oluşturabilirsiniz. Şimdi burada e-posta girmemiz gerekiyor. Buradan bize e-posta adresini girmemizi istiyor. Hemen şöyle hızlı bir şekilde mail adresimi buraya giriyorum arkadaşlar. Girdikten sonra mail adresimizi burada parola oluşturmamızı istiyor. Hemen burada parolamı oluşturuyorum arkadaşlar. Ve parolamı oluşturduktan sonra burada doğum günümü giriyorum ve bunu da yıl olarak belirtiyorum ve
Oturduğum ikametgah benden istiyor. Buraya da oturduğum şehir ile ilgili konumu belirtiyorum arkadaşlar. Daha sonra burada şartları ve gizlilik politikasını kabul ediyorum. Seçeneği yer alıyor. Bunu da işaretliyorum ve kayıt olma butonuna basıyorum. E-posta adresleri benzersiz olmalıdır. Belirtilen e-posta adresi zaten kullanımda diyor. Yani demek oluyor ki bu siteye daha önce kayıt olmuşum anlamına geliyor. Şöyle bir giriş yapmayı deneyelim arkadaşlar. Bakalım kabul edecek mi? Şöyle hızlı bir şekilde giriş gerçekleştiriyorum. Bakalım siteye giriş yapabilecek miyim? Evet. Böyle baktığımız zaman arkadaşlar burada siteye giriş yapmış oluyoruz. Yani burada daha önce kullanmış olduğumuz bir hesabımız bulunuyor. Yani dediğim gibi. Şimdi burada bir şey daha var. Hesabınızda şu anda onaylanmayı bekliyor. Onay adresine gönderildi demiş. Doğrulama e-posta adresi varmış. Hemen şuradan mail adresimize girelim. Burada herhangi bir link falan var mı? Gönderilmediyse yeniden link göndermesini istiyorum. Elektronik postayı tekrar gönder diyorum. Posta gönderildi. Böyle tekrardan kontrol etmek istiyorum. Evet. Hesabımı onaylamak için tekrar basıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hesabımda böylelikle onaylanmış oldu. Bunu büyük ihtimal çok öncesinden almış olabilirim diye düşünüyorum. Ondan dolayı da uzun zamandan beridir kullanmadığım için bu şekilde de kalmış olabilir diye düşünüyorum. Yani kısaca kayıt olmak veya hesap oluşturmak bu şekilde arkadaşlar. Yani dediğim gibi oradaki ilk başta yapılması gereken detayları yaptıktan hemen sonra arkadaşlar hesabınızı yani mail adresinize bir onay kodunu gönderiyor bu site. Ardından o aktivisyon kodunu aktif hale getirdikten sonra arkadaşlar hesabınız otomatik olarak aktif hale geliyor. Yani site içerisinde. Onun dışında forum ana sayfana dön. Hesap ayrıntılarını düzenleyin demiş. Burada profil bilgileriyle ilgili kısımları yer alıyor arkadaşlar. Buraya işte cinsiyetinizi belirtebiliyorsunuz örnek olarak erkek ya da kadın. Burada seçenekler yer alıyor. Burada hangi işte çalışıyorsanız yani hangi meslek dalında görev yapıyorsanız buraya mesleğinizi girebilirsiniz. Burada biyografi ile alakalı detayları belirten bir biyografi bölümü yer alıyor. Buraya da kişisel bilgilerinizle alakalı CV oluşturabilirsiniz dediğim gibi. Burada da sosyal medya hesaplarıyla alakalı alanlar yer alıyor arkadaşlar. Buraya da işte kullandığınız herhangi bir sosyal medya hesabınız varsa buraya kaydedebilirsiniz. Onun dışında bakalım şöyle senin profil demiş. Buraya herhangi bir profil resmi ekleniyor mu? Hayır. Bildiğim kadarıyla buraya herhangi bir resim falan eklenmiyor anladığım kadarıyla. Aynen. Şimdi hesabınız diyor senin profil uyarılar, alınan tepkiler, ayarlar, hesap detayları, şifre, güvenlik, mahremiyet, tercihler, takip etme, görmezden geliniyor ve çıkış yap seçeneği yer alıyor arkadaşlar. Burada da arkadaşlar seçenekler yer alıyor arkadaşlar. Burayı da isterseniz işaretleyin, isterseniz işaretlemeyin. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum dediğim gibi. Kısaca kayıt olmak, hesap oluşturmak bu şekildeydi arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu konuda aklınıza, kafanıza herhangi bir soru işareti varsa bu videoyu izleyerek e-sport hesabınızı oluşturabilirsiniz. Hesabınızı
aktif hale getirebilirsiniz. Üyelik bu şekilde alabilirsiniz dediğim gibi. Burada da yine aynı şekilde iki farklı sürüm seçeneği yer alıyor bot olarak. Birincisi Silk Road rev sürümü için geçerli olan bot sürümü. İkincisi olan ise International olan tüm Silk Road online sürümleri için yer alan esbot sürümüdür arkadaşlar dediğim gibi. Eğer Silk Road R oynuyorsanız bu botu buradan indirebilirsiniz. Eğer International olan yani global sürüm yani orijinal sistem oynuyorsanız bu da orijinaldir arkadaşlar. Bu Silk Road R'dir. Bu da ISRO'dur. Yani ISRO veya TR-SRO işte ne bileyim Rusya'nın resmi sunucuları veya diğer farklı resmi sunucuları oynuyorsanız bu sürümü indirip deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani dediğim gibi elimden geldiği kadarıyla Esport üyelik nasıl alınır, hesap nasıl oluşturulur bunu detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya, aktarmaya çalıştım bu videoda. Umarım sizlere yardımcı olmuşumdur. Aklınıza, kafanıza takılan herhangi bir soru varsa lütfen yorumlar kısmında bana belirtmeyi unutmayın. Hepinizin yorumlarını bekliyorum. Yorumlarınızı da tek tek okuyorum. Onun dışında dipnot eklemek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz biz YouTube kanalımızda Silk Road Online ile ilgili rehber, konu ve video içerikleri hazırlıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Bilen ve bilmeyen ve oyuna ilk defa başlamış oyuncu arkadaşlarımıza bizleri takip eden takipçilerimizi bilgilendirmek adına rehber içerikleri hazırlıyoruz. Sizlerden tek ricamız arkadaşlar videolarımızı beğenip like atıp yorum atıp kanala abone olmak ve bildirim zilini açmak aktif hale getirmek. Bunu yaptığınız anda arkadaşlar videolarımız etkileşim haline girdiğinden dolayı daha çok kişi tarafından görülüyor ve bu sayede daha çok kişiye hitap etme şansına sahip olabiliyoruz. Bu sayede hem videolarımız daha çok kişiye ulaşıyor, hem daha çok izlenme sağlıyoruz, hem de videolarımız önerilen kısımlara çıktığı için çok daha fazla kitleye hitap edebiliyoruz bu sayede. Dediğim gibi videolara mutlaka ama mutlaka bir beğeni, bir like atmayı, bir yorum yapmayı unutmayın. Silk Road Online ile merak ettiğiniz tüm konular hakkında fikirlerinizi, yorumlarınızı, görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone değilseniz YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarak arkadaşlar anlık ve güncel videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysek de affola. Benim şimdilik sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki oyun videolarında vesairelerinde görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.